Büyük günahlardan biri de hayvanlara karşı işlenen suçlardır. Bunu özellikle biraz bir iki kelimeyle de olsa bugün konuşmak istiyorum. Hayvanlar da hak sahibidirler. Peygamberimiz her ciğer sahibinin hakkı var diyor. Her ciğer sahibinin hakkı vardır. Hayvanlarla ilgili belki benim az alışılmış olan şu cümleyi kullanmam yerinde olur. Sevgili dostlar, bizim yani canımızı alacak olan Azrail, hayvanların da canını alacak olan Azrail'dir. Bu hayvana verilen değerin ifade edilmesi anlamında çok önemlidir. Allah kıymetli olan, insanoğluna kıymetli olan meleğini gönderiyor. Ölüm meleği meleklerin başıdır bazı alimlere göre. Bazılarına göre Cebrail meleklerin başıdır. Yani her bir hayvanla, her bir böcekle, her bir hamam böceğiyle, her bir pireyle, bir bitle, neyse örümcekle Azrail Aleyhisselam'ın kontrolünde, ölümleri bile onun kontrolünde. Bu bizi hayli etkilemesi gereken az bilinen bir bilgi diye düşünüyorum. Hayvanlar hak sahibidir, önemlidir, kıymetlidir. Bugün yine bana sordular, hocam işte hamamda hamam böceği çıkıyor, orayı ilaçlayabilir miyiz? İlaçlarsınız tabii ki. Bu onunla ilgili bir şey değil bu. Zarar veren akrep, yılan ve benzeri hayvanların tabii ki zararına engel olmak, onları telef etmeyi yakmadan, işkence etmeden, zarar vermeden onları öldürülmesi gerekiyorsa öldürülür tabii. O ayrı mesele. Vahşi bir hayvan var, zarar veren bir hayvan var. Efendim size saldıran bir hayvan var. Kendinizi koruyacaksınız tabii ki. Siz bu ormandasınız, bir hayvan size saldırıyor, bir ayı size saldırıyor. Yani gel anlaşalım diyecek halde değilsiniz herhalde. Kendinizi koruyacaksınız ama eziyet etmeden, yaralamadan, öldürmeden başka bir yolla kurtulabiliyorsanız onu deneyeceksiniz. Efendim kul hakkıdır hayvan hakları da. Hem kendi aralarında hayvanların hem de insanla hayvan ilişkilerinde, yani insan hayvanı durup dururken öldürürse kul hakkına girmiş olur. Hazreti Peygamber kul hakkıyla gelinmemesi gerektiğini ifade ediyor bizlere birçok konuşmasında. Hatta diyor ki keyfi olarak bir insan, bir hayvanı öldüren cinayet işlemiş gibidir diyor. Zalim olur diyor. Diyorlar ki Allah'ın Resulü hakkı nedir bu işin? Yani haksızca dedi ya, saldırırsa ayrı. Onun dışında diyelim ki hiçbir zararı yok. Yukarıda uçuyor. Nişancınızı göstermek için safari diyorlar ya. Tüfeği doğrultuyorsun. Efendim o hayvanı oradan indiriyorsun. Etini de yemiyorsun. Nişancılığını göstermek için. Allah bunun hesabını sorar mutlaka. Onun için bu böyle keyfi safarilere, keyfi olan bu tür efendim hayvan teleflerine şiddetle karşıyım. İnsan avcılık helaldir. Tabii ki avcılık. Gerçi avcılığı hoş görmeyenler var. O ayrı mesele alimler içerisinde. Ama avcılık helaldir netice itibariyle. Yani, işin sonunda söyleyeceğimiz söz helaldir avcılık. Ama keyfi olarak hayvanları telef etme anlamındaki avcılık haramdır. Ne yaparsınız? Ancak o hayvanlara, o hayvanların etini yiyecekseniz ki ona dikkat ediyorlar avcı dernekleri biliyorum. Hassas davranıyorlar bu konuda. Avlaması yasak olan hayvanları avlamıyorlar. Avcı dernekleri bu konuda hassas davranıyorlar. Bunu ifade etmiş olalım inşallah. Dün de hatta bir telifle ilgili bir konu gündeme gelmiş. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Biz bir şey söylediğimizde mutlaka istisnai hallerinde bahsediyoruz. Hayli soru geldi. Hocam bu efendim PDF'si olan eserleri biz alıp değerlendirebilir miyiz? Arkadaşlar herhangi bir kitabın kopyasını korsan olarak yapmak haramdır. Bunu bir defa söylemedik. Yüzlerce defa söylüyoruz zaten. Korsan olan her türlü yayından rahatsız olur. Ben de yayınların bir sürü korsan olarak satıldığı, dağıtıldığı, hatta bir kısmına ben imza attım bilmeden. Yani getirdiler önümüze, bilmeden imza atmış olduk. Kasetler, CD'ler, kitaplar. O ayrı mesele. Korsana tabii ki şiddete karşıyız. Ama bizim söylediğimiz öğrenciler için PDF. PDF'yi yayın evi koyuyor oraya. Ne demektir o? Okuyabilirsiniz. Buradan hatta Milli Eğitim'de sınavlarda, üniversite sınavlarında birçok ders notu PDF olarak yükleniyor internete.
o ortamdan onu çıkarıp istifade etmek bu son derece normal. Bunun telifle ilgisi yok çünkü yayın evi bunu oraya yerleştiriyor ki okunsun diye. Okudu veyahut da kendine kopya etti. Oradaki kadarınca bizim caizdir dediğimiz budur. Burada sakınca yok. Yoksa elbette ki kişilerin hakkı hukuku önemli. Hatta orada yayında da ben ifade etmiştim. Yayın evleri bir sürü reklam veriyor. Kitabın maliyeti var, şu var, bu var. Onların da hakkını hukukunu korumamız gerekiyor. Evet. Buradan kul hakları ile ilgili olarak hayvan haklarını da dikkat edeceğiz. Allah'ın huzuruna bir hayvana eziyet etmiş olarak gelmememiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvanların susuz bırakılması haramdır. Hazreti Peygamber deveyle bir yere giderken devenin yularını bırak diyor. Sağdan soldan kendine yesin diyor. Yürürken ot yesin diyor. Sürekli onun dizginini tutma diyor hayvanın. Ona dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Susuz bırakılmamalı hayvanlar. Masum hayvanlar, bu hayvanların ne zararı var? Hayatı güzelleştirmekten başka ne zararları var bunların? Ama şunu da söyleyeyim, belki ilk kez duyacaksınız. Avrupa'da yıllarca hayvan mahkemeleri kuruldu biliyorsunuz. Hayvan mahkemeleri kuruldu Avrupa'da. Ve Avrupa'da kurulan bu hayvan mahkemelerinde hayvanlar idam edildi. Biliyorsunuz 1800'lü yıllarda bir fil idam edildi. Efendim bir köpek idam edildi. Hatta bir papağan bundan dolayı cezalandırıldı Fransa devriminden sonra. Efendim yaşasın cumhuriyet dediği için efendim veya işte yaşasın monarşi dediği için bundan dolayı papağanı mahkemeye çıkardılar. Mahkeme bunlar hikaye değil, bunlar masal değil, olmuş olaylar. Mahkemede papağan aleyhinde deliller bulundu. Papağana bir hafta boyunca dediğinin zıttını söylettiler caddelerde, Londra sokaklarında veya Paris sokaklarında. Böylece paçayı kurtardı papağan, yoksa idam ediliyordu. Yani Avrupa'dan, bir Avrupa'ya bakın, hayvanların idam edildiği bir kültür var. Hayvan mahkemelerinin kuruldu. Hayvan mahkemelerinin kurulması, yani hayvanları korumak niyetiyle değil. Hayvanlar suç işlediğinde, mesela bir at sahibini öldürdüğünde atın idamına karar veriliyor diyelim. Veya işte bir fil bir insanı, bakıcısını öldürdüğü için filin idamına karar verildi. Hatta fili normal dar ağacına çıkaramadılar. Büyük bir şu binaların üzerine büyük yükleri kaldıran malzemeler var. Bunlarla, vinçlerle, büyük vinçle fili idam ettiler. Bunlar Avrupa'da olmuş olan olaylardır. Şimdi o kültüre bak, bir de bizim kültüre bakın yani. Biz hayvana fazla yük yükletilmemeli diyor. Hazreti Ömer bir sınır koyuyor hayvanlarla ilgili, yük konusunda bir sınır koyuyor. Bu yükü aşmaması gerekir diyor. Yine Hazreti Peygamberimiz hayvanların aç bırakılmasını, güneşin önünde tutulmasını, hayvanların saatlerce güneş önünde bağlanmasına şiddetle tepki gösteriyor. Hatta Hazreti Peygamber çıkıyor, bir deveyi bağlamışlar. Giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, devenin hala orada olduğunu görüyor. En sonunda kim bu devenin sahibi diyor. Gidip buluyorlar çünkü deve güneşin altında hayvancağız. Perişan, 60 derece sıcak var. Sahibini buluyorlar. Resulullah diyor ki sen Allah'tan utanmıyor musun? Allah'tan korkmuyor musun diyor. Bu hayvan ağzı yok, konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Bu hayvanı diyor böyle telef etmene hakkın var mı senin diye. Hazreti Peygamber bayağı sigaya çekiyor onu. Hayvan hakkı konusunda sizi uyarırım diyor. Bir hayvanın yanında bir hayvanı kesmeden önce bıçak bilyeni gördüğünde bıçağı bilyene şiddetle müdahale ediyor. Sen bu hayvanı iki kez mi öldürüyorsun diyor. Sen bu hayvanı iki kez mi öldürüyorsun diyor. Yine bir hayvanın diğer hayvan yanında kesilmesini caiz görmüyor. Biz kurban bayramlarında hayvanların dikkatle kesilmesi gerektiğini, bilmeyenlerin kesmemesi gerektiğini, kullanacak malzemenin doğru olması gerektiğini defaatle söylüyoruz. Bu yani bu hayvanlara karşı merhameti olmak gerekir. Merhamet edin ki merhamet göresiniz. Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde hayvanlara fazla yük yükletilmesini yasaklıyor. Efendim yine haftada bir gün hayvanlar için, yük hayvanları için dinlenme günü, tatil günü ilan ediliyor. Bizim ecdat, bizim kültürümüzde bu iş var. Hayvanlar dövülmemeli, dövüştürülmemeli. Birbirlerini kan içinde bırakıyor. İki tane horoz kavga ediyor. Bazı yörelerde var, bu hala devam ediyor sanıyorum.
O onu pekiştiriyor. O onu hırpalıyor. O onu hırpalıyor. İki horoz efendim gözleri, yüzleri, her tarafları kan içinde kalıyor. Bunun üzerinde bir de kumar oynanıyor veya bunun üzerine bir de iddia yapılıyor. Hepsi haram. Hayvanın oynatılması da bu şekilde haram. Hayvanın dövüşülmesi de haram. Üzerinde iddia oynanması da haram. Böyle bir kültür olmaz arkadaşlar. Bizim kültürümüz de var. Yani yanlış demek ki. Deve dövüşüremezsiniz. Boğa dövüşüremezsiniz. Boğaların o arenada dövüşülmesi, öldürülmesi güzel bir şey mi yani? İnfaz edilmesi güzel bir şey mi? Onun için hayvanları keserken de acı çektirmeyeceğiz. Hatta ecdat kurbanlık getirirken kurbanlığın gözünü kapatmış. Kapatmış, hayvan görmesin kanı yerde. Hayvana yapılan bütün işkenceler zulüm ve haramdır. Hayvanların canlı canlı yem olarak kullanılması haramdır. Efendim geçenlerde yine arz etmiştim. Avrupalı bir tanınan sanatçı, pop müzik sanatçısı. Efendim bu küçük tavşanları satın alıyor. Küçük fareleri alıyor. Evine götürüyor. Satıcı da memnun kalıyor. Bu ne kadar temiz yüzlü bir insan. Ne kadar iyi niyetli bir insan. Hayvanları koruyor. Yavruları büyütüyor diye. Meğer evinde büyük yılan varmış. Efendim boğa yılanı. Piton herhalde. Ve o pitona sağ sağ bu hayvanları atıyor. Civcivleri atıyor. Din buna onay vermez. Efendim işte eve getirdim. Eve getirmeyeceksin. Ne işi var evde? Hayvanın yeri ormandır. Hayvanın yeri yaşayabileceği meydandır. Ama orada ne? İşte hayvanları sağ sayıyor. Orada sen ona ikram etmiyorsun. O doğanın kendi sistemi içerisinde, tabii seleksiyon mu dersiniz, ne dersiniz deyin. Netice itibariyle birbirlerini yok ederler, yerler, içerler. Hayatını böyle devam ettirirler. Sen ikram edemezsin onu. Canlı bir hayvanı başka bir hayvan tarafından öldürülsün diye ikram edemezsin. Kendisi gider avlanır yer, ayrı mesele. Efendim hayvanı ortaya koyup ona ateş etmek canlı hedef. Tüfekle, tabancayla veya işte başka bir şeyle haram. Bunu yapmanız doğru değildir. Araplar yapıyordu. Okları hedef ediyorlardı. İslam yasakladı bunu. Canlı hayvanların hedef yapılmasını. Hatta ne yapıyorlardı? Hayvanın butundan bir bölümünü kesiyor, bir yiyorlardı. Canlı hayvana eziyet ediyorlardı. İslam bütün bunları yasakladı. Bu dini insan bir bilse var ya, dünyanın bütün ülkeleri şu İslam dininin getirdiklerini doğru anlasalar ve anlatılsa, inanınız ki birçok sorunun cevabını biz kendimiz bulmuş olacağız. Merhamet edelim, merhamet edersek merhamet olunacağız, merhamet etmezsek merhamet olunmayız diye söylemiş olalım efendim hemen.